Türkiye onlarca yıl Afganistan'da NATO görevi kapsamında askeri birlik bulundurdu. Ve bu süreç içerisinde hem Afganistan'da Türk ordusuyla birlikte çalışan yüzlerce kişiden oluşan bir ağ oluştu. Hem de onlarca genç Afgan Ankara'da harp okulunda eğitimlerini tamamlayıp Afganistan'a geri döndüler ve Afgan ordusunda görev yaptılar. Şimdi sizinle paylaşacaklarımı bana bir bacağı dizden aşağı ampute olan bir Gazi Üsteğmen arayarak bildirdi. Dedi ki birçok devre arkadaşım şu anda Afgan ordusunda görev yaptıktan sonra Taliban'ın iktidara gelmesiyle birlikte infaz edileceklerini bildikleri için evlere saklanmış durumdalar ve Afganistan'dan bir an önce çıkmak istiyorlar. Bu konuda Ankara'dan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir talimat gitmesi gerekiyor. Ama Dışişleri Bakanlığı bu talimatı geciktiriyor. Ve Taliban da bu harp okulu mezunu Afgan subaylarına yönelik infaz kararlarını uygulamaya başlamış. Bu bilgiyi bana veren genç Gazi Üsteğmen kardeşim Dışişleri Bakanlığı'na konuyu anlatmak için gitmiş. Fakat bu bacağını vatan için vermiş genç evladımızı bakanlıktan içeri dahi almamışlar. Bırakın dinlemeyi. O devre arkadaşları için, onların hayatları için mücadele ederken beni buldu. Ben bundan bir süre önce iktidarın önemli bir yetkilisine bu konuyu ileterek ricada bulundum. Ve çoğu zaten Türk soylu olan bu Afgan ordusunda görevli, Ankara'da harp okulundan mezun subayların Afganistan dışarısına çıkarılması için Türkiye'nin harekete geçmesi gerektiğini ifade ettim. İlgileneceklerini söylediler. Bugün Üsteğmen kardeşim beni tekrar aradı ve hiçbir gelişme olmadığını söyledi. Bundan dolayı bu videoyu Türk kamuoyuyla paylaşıyorum. Türkiye'ye Amerikan ordusuyla birlikte savaştığı için Afganistan'dan çıkarılan binlerce Afgan askeri geldi. Ancak isimleri İran'a birileri tarafından verilen Türk Silahlı Kuvvetleri ile yakın temas içerisinde olmuş 800'e yakın Türk kökenli Afgan İran'dan geçirilmediği gibi Ankara'da harp okulundan mezun birçok Afgan subay da Afganistan'dan Türkiye'ye gelmesine veya Afganistan dışına çıkmasına izin verilmiyor. Üstelik daha bu sene Ankara'da harp okulundan teğmen rütbesiyle mezun olan 25 tane Afgan subay da şu anda Ankara'da aç bir ilaç ne yapacaklarını bilmeden bekliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 5000 senelik bir devlet geleneğine dayanır. Sadece rejim 100 senedir. Afgan ordusuna ilk askeri yardım emrini Gazi Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'ndan 15 gün önce dönemin Genelkurmay Başkanı olan Fevzi Paşa'ya en seçkin 15 subayımızı Afgan ordusunu eğitmesi için seç ve yolla şeklinde vermişti. Şimdi 100 sene sonra yetiştirdiğimiz, eğittiğimiz, silahlı kuvvetlerimizin yanında olan bu insanlar Türkiye'nin yardımını istiyorlar, yardımına muhtaçlar. Amerikan ordusunun yandaşlarını sınırı açıp Türkiye'ye kabul eden Erdoğan'ın Türk ordusuyla birlikte çalışmış ve çoğu da Türk kökenli olan bu insanlara neden elini uzatmadığı sorusunun cevabını kendisinin vermesi gerekiyor.